Çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere New Word'de oluşan Connecting File Error Response hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Hatamız bu şekilde arkadaşlar. Oyuna girmeye çalışıyorsunuz ve böyle bir hata veriyor sizlere. Hemen hatamızdan çıkalım. Çözümlerimize geçelim. İlk yapacağımız işlem güvenlik duvarını devre dışı bırakmak olacak. Hemen buradan denetim masasına girelim. Yazdım. Denetim masamız çıktı. Buradan sistem güvenlik diyorum arkadaşlar. Windows Defender güvenlik duvarına girdik. Ve sol tarafta güvenlik duvarında etkinleştir veya devre dışı bırak var. Buna basıyorsunuz. Bastıktan sonra bakın aşağıda güvenlik duvarını kapat var. Buna bastık. Diğerine de bastık. Tamam dedik ve şu anda güvenlik duvarımız kapanmış oldu. Bu şekilde oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Hatanız devam ediyorsa çözümlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Tarih ve saati kontrol edeceğiz. Denetim masamıza geldik. Buradan saat ve bölgeye basıyoruz. Tarih ve saat dedik. Getireyim şunu şöyle. İnternet saatine basıyoruz buradan. Üst taraftan ve ayarları değiştir seçeneği var burada. Buna bastık. Buradan şimdi güncelleştir var arkadaşlar. İnternete göre otomatikman güncelleyeceksiniz saatinizi ve şu anda benimkini güncelledi basınca. Buna basıyoruz. Güncelliyor. Eşitleme yaptım diyor zaten. Tamam dedik. Buradan da tamam dedik. Yine oyuna girmeye çalışın. Düzelmediyse tekrardan devam ediyoruz çözümlerimize. Dönelim denetim masamıza. AV internet diyelim. AV paylaşım merkezine girelim arkadaşlar. Sol tarafta bağdaşlı ayarlarını değiştirim var. Buna basıyoruz. Bizim şu anda kullandığımız internet, siz kablosuz kullanıyorsanız kablosuz da yapacaksınız. Şu anda zaten kablo olan çıktı. İnternete nasıl bağlıysanız onu buradan seçiyorsunuz. Sağ tık yapıyorsunuz, özellikler diyoruz. Ve aşağı tarafta bakın internet protokol sürüm 6 var. Bunu devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar ve tamam diyorsunuz. Ondan sonra tekrardan oyuna girmeye çalışın. Bu da olmadıysa modemimize res atalım arkadaşlar. Modeme res atmak için gidin modemimizi kapatın, fişini çekin, bir 3-4 dakika bekleyin. Ondan sonra fişe takıp tekrar modemimizi çalıştırın. Ondan sonra oyununuz yüksek ihtimalle çalışacaktır. Eğer oyununuz hala açılmıyorsa da DNS'i sıfırlayabiliriz arkadaşlar. Onun çözümü de şu şekilde. Buradaki kodlar açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Komut sistemini açmamız lazım. Şuraya hemen cmd yazıyorum ve komut sistemine basıyorum buradan. Yapacağımız işlem bunları teker teker buraya yazmak olacak. Yazıyorsunuz mesela bunu kopyalıyoruz en üsttekini. Ctrl C dedim. Geldim buraya. Ctrl V yaptım. Enter dedim arkadaşlar. Ondan sonra alttakine geliyorum. Ctrl C veya sağ tik kopyala yapın. Tekrardan buraya gelip Ctrl V ve Enter diyorum arkadaşlar. Her yazdıktan sonra Enter'a basacaksınız. Tekrardan bunu kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Enter'a bastım arkadaşlar. Aşağıdakine geçiyoruz. Ctrl C geldim. Ctrl V Enter. Aynı şekilde en alttakini de yapıyorum. Ctrl V ve Enter diyorum arkadaşlar. Bundan sonra hepsinden çıkıyorsunuz ve bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Zaten bu işlemlerimizden sonra illaki oyununuz açılacaktır. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.